Kıyamet başladı. Kaçın! İnsanlığın en eski korkusu geri döndü. Karanlık. Ama bu sıradan bir gece değil. Güneş bir daha hiç doğmayabilir. O her sabah istisnasız bir şekilde doğan komşumuz. Gezegenimize hayat veren, okyanuslarımızı sıvı, gökyüzümüzü mavi tutan 1.4 milyon kilometre çapındaki nükleer fırın. Güneş. Varlığı o kadar temel, o kadar kesindir ki bir anlığını bile yokluğunu hayal etmeyiz. Ama biz bugün tam olarak bunu yapacağız. Bu bir yavaş yavaş sönme hikayesi değil. Bu, güneşin kütlesiyle, ışığıyla, sıcaklığıyla, her şeyle birlikte bir an içinde yok olduğu bir senaryo. Tam bir yıllığına. Gelin, insanlık tarihinin en uzun ve en karanlık yılını NASA temel fizik yasalarının verileri ışığında adım adım birlikte yaşayalım. Bu akıl almaz yolculuğa dalmadan hemen önce küçük bir ricam var. Videoları izleyenlerin büyük bir kısmı henüz abone değil. Eğer bu tarz üzerinde günlerce emek harcanan videoların devam etmesini istiyorsanız şimdi bir saniyenizi ayırıp abone ol butonuna basmanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmanız bu serüveni sürdürebilmem için bana en büyük gücü verecektir. Şimdi başlıyoruz. Her şey tam şu anda başladı. Güneş artık yok. NASA'nın verilerine göre bu yokluğun ışık ve kütle çekimi etkilerinin bize ulaşması tam 8 dakika 20 saniye sürer. Bu sürenin sonunda gezegen iki büyük şok yaşar. Birincisi ani ve mutlak karanlık. İkincisi kütle çekimsel kopuş. Dünya artık bir yörüngede değildir. Saatte 107 bin kilometrelik hızıyla uzay boşluğunda dümdüz bir çizgide sürüklenmeye başlar. Asıl düşman ise hemen harekete geçer. Artık nefesim bile buz kesiyor. Soğuk. İlk birkaç saat hissedilmez. Ama bir haftanın sonunda küresel ortalama sıcaklık -10 dereceye kadar düşer. Okyanus kenarları hala ılıkken kıta içerisinde termometreler -30 dereceyi gösterir. Fotosentez tamamen durur ve bitkilerin çöküşü başlar. Bu ilk hafta kaosudur. Şehirlerde elektrikler kesilir. İnsanlar yiyecek ve yakıt için birbirine girer. Marketlerde yağmalanma görüntüleri yayılır. Hayvanlar yön duygusunu kaybeder. Göç yolları bozulur. Köpekler ve kurtlar sürüler halinde sokaklara iner. Birinci ay. Ne zaman bitecek bu durum? İlk ayın sonunda gezegenin ortalama sıcaklığı -20 santigrat dereceye kadar düşmektedir. Artık bu yeni iklim altyapılar için ölümcül bir yük anlamına gelir. Enerji hatları çöker. İletişim durur. İnsanlık bu durumun geçici bir aksilik değil, gezegenin yeni normaline girdiğini anlamaya başlar. Metro tünelleri, maden ocakları sığınaklara dönüşür. Psikolojik çöküş başlar. Karanlık zaman algısını yok eder. Yalnızlık hissi intihar vakalarını artırır. İkinci ay. Yiyeceklerimiz gitgide azalmaya başladı. Ne yapacağız? İkinci ayda sıcaklık -30 santigrat derece ile -35 santigrat derece seviyelerine iner. Okyanuslar yüzeyden donmaya başlar. İnce buz kristalleri birleşerek geniş tabakalar oluşturur. Henüz metrelerce kalınlıkta değil. Ama ölüm sessizliğinin habercisi olan ince bir yalıtkan tabaka.
Tabii insanlığın buz kristalleri dışında büyük bir sorunu daha vardır. Gıda kaynakları gitgide tükenir. Hayatta kalanlar konserve savaşlarına girmiştir. Hayvansal gıdalar hayatta kalma mücadelesinin merkezine yerleşir. Bazı bölgelerde insanlık ahlaki sınırlarının kenarına gelir. İlk işaretler belirmeye başlar. Üçüncü ay. Bir an önce gitmemiz gerekiyor. Yoksa hepimiz donarak öleceğiz. Üçüncü ayda ortalama sıcaklık -40 santigrat civarında. Çelik ve beton gibi malzemeler tasarım sınırlarının ötesine geçer. Bu, şehirlerimizin hala ayakta olduğu ama artık bir felaketin eşiğinde beklediği dönemdir. Tam bu sırada insanlığın göçü başlar. İnsanlar jeotermal alanlara ve mağaralara yönelir. Yolda binlerce kişi donarak ölür. Sosyal düzen çöker, silahlı gruplar ortaya çıkar. Dördüncü ay. Ne olursunuz bizi de içeri alın, yoksa donarak ölmek üzereyiz. Hayvanlar bize saldırıyor. Dördüncü ayda sıcaklık -50 santigrat derece ile -55 santigrat derece aralığındadır. Kıta içerisinde -60 santigrat dereceler görülür. Donmuş zemin üzerindeki yükler köprüleri çatlatır. Bazı yapılar sessizce çökmeye başlar. Hayvanlar artık yok denecek kadar azdır. Köpek sürüleri vahşileşir, insanlara saldırır. Yer altındaki sığınaklarda ise gerginlik tavan yapar. İnsanlar kalan yiyecekleri paylaşamayınca iş çatışmalar sonunda patlak verir. Beşinci ay. Sanırım en sıcak yer burası kaldı. Burası da kaybolursa biz ne yapacağız? Beşinci ayda ortalama sıcaklık -60 santigrat derece ile -65 santigrat derecedir. Bu, yüzeyde makro yaşamın tamamen sona erdiği eşiktir. İnsanlar tamamen yer altına iner. Jeotermal alanlar artık altın değerindedir. Ancak yer altındaki karanlık insan zihnini yıpratır. Paranoya, halüsinasyonlar, zaman algısının yok oluşu. İnsanlar jeotermal sıcaklığa sahip yeraltı sığınaklarına çekilirken, hayatta kalma mücadelesi ise yeni bir evreye girer. Altıncı ay. Niçin böyle oluyor? Ne zaman bitecek bu? Altıncı ayda ortalama sıcaklık -65 santigrat derece ile -70 santigrat derecedir. Antarktika gibi uç bölgelerde sıcaklık -78.5 santigrat dereceye iner. Bu, atmosferdeki karbon monoksitin katılaşmaya başladığı kritik eşiği temsil eder. Yani, dünya artık nefes alamayan bir gezegene dönüşmektedir. Gezegenin yüzeyi artık buzdan bir çöl. Kutuplarda kuru buz karları sessizce birikir. Yüzeyde oksijen hala gaz halinde kalmıştır. Ancak atmosfer giderek incelir. İnsanlar su için buz eritmeye çalışır. Fakat enerji kıtlığı nedeniyle kavga ve kaos her geçen gün büyür. Yedinci ay. Acaba ne kadar süre geçti? Yedinci ayda ortalama sıcaklık -70 santigrat derece. Rüzgarlar tamamen durdu. Jet akımları ve küresel fırtınalar artık yok. Gezegen mutlak bir sessizliğin hakim olduğu donmuş bir mezarlığa dönüşür. Dünya sessizleşiyor. Psikolojik olarak dayanmak imkansız hale geldi. İnsanlar günleri saymayı bırakıyor. Sekizinci ay. Bu gerçek mi yoksa hayal mi görüyorum? Sekizinci ayda sıcaklık
eksi 70 santigrat derece ile eksi 75 santigrat derece aralığında. İnsanlar yer altında hayatta kalmaya çalışırken zihinsel çöküş başlar. Umut ve dayanışmaların yerine sessizlik ve paranoya devraldı. Zaman yeraltı duvarlarının soğuk yüzeyinde yok olur. İnsan sesi azalır. Fısıltılar bile yerini iş çekişlere bırakır. Bazı gruplar kurtuluş için ayinler düzenlemeye başlar. Halüsinasyonlar yaygındır. Kimi ölen yakınlarını görmeye başlamıştır. Kimi yukarıdaki yıldızları. Ama yukarıda yıldızların altındaki buz çölünde yalnızca ölüm vardır. 9. ay. Artık nefes almakta güçlük çekiyorum. Oksijen gitgide azaldı. 9. ayda ortalama sıcaklık eksi 77 santigrat derece. İnsanlık yer altında izole yaşam mücadelesi verirken okyanusların altındaki hidrotermal bacalar hala sıcak kalır. Orada dış dünyadan tamamen habersiz canlılar yaşamını sürdürür. Aynı durum dünyanın yeryüzünde yaşayanlar için çok daha farklıdır. İnsanlık artık parçalara ayrılmıştır. Yer altında kalan gruplar arasında liderlik çatışmaları başlar. Bazıları düzen isterken diğerleri hayatta kalmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Oksijen seviyeleri düşer. Nefes almak bile bir savaş haline gelir. Panik ataklar, cinnet krizleri yaygındır. Çoğu kişi dışarı çıkmayı hayal eder. Bazıları gerçekten dener ve dakikalar içinde donar. 10. ay. Niçin böyle yapıyorsunuz birbirinize? Sakin olun. Onuncu ayda sıcaklık eksi 78 santigrat derecedir. Dünya 940 milyon kilometrelik bir yol kat etmiş. Ama hala güneş sisteminin sınırları içinde savrulmaktadır. Dünya uzayda sessizce sürüklenen dev bir buz kütlesidir. Yer altında insanlığın en karanlık yanı uyanır. İnsanlar hayatta kalabilmek için artık hayal bile edilemeyecek şeyler yapmaya başlamıştır. 11. ay. Sanırım delirmeye başladım. Çevremdeki herkes de aynı şekilde delirmeye başlıyor. 11. ayda sıcaklık eksi 80 santigrat derece ile eksi 82 santigrat dereceye sabitlenir. Bu artık sabitlenmeye başlayan nihai sıcaklıktır. Yeryüzü donmuş. Atmosfer sessiz bir gölgeye dönüşmüştür. İnsanlar takvim kavramını unutur. Psikolojik travmalar zirve yapar. Bazı gruplar toplu intihar girişiminde bulunur. Bazıları ise kendini yakarak ısınmaya çalışır. Delilik hayatta kalmanın yeni normali olur. Yukarıda dünya tamamen sessizdir. Rüzgar yok, yaşam yok, sadece ölü bir kabuk. İnsanlığın tüm tarihiyle birlikte yok oluşunu izleyen bir sessizlik hakimdir. 12. ay. Henüz bitmedi. İkinci kıyamet şimdi başlıyor. İnsanlar artık yer altından çıkıyormuş. Güneş geri dönmüş. Ve insanlar artık umudunu tamamen kaybetmişken 12. ayda sıcaklık eksi 85 derecenin bile altına inmiştir. Ve 12 ayın sonunda söz verildiği gibi güneş geri döner. Yok olduğu gibi bir anda tüm görkemiyle yeniden belirir. Ama bu bir peri masalının sonu değildir. Bu felaketin ikinci perdesidir. İki katlı bir kıyamet aynı anda başlar. Birincisi kütle çekimsel şok. Güneş geri döndüğünde dünya eski çekim alanına yeniden girer. Fakat bu aniden değil. Haftalar süren bir süreçtir. Dünyanın kabuğunda oluşan termal ve basınç değişimleri
devasa bir stres yaratır. Bu stres, kıtasal plakaları zorlayarak gezegen tarihinin gördüğü en büyük depremleri tetikler. Bazı yerlerde yüzey yarılır. Bazı yerlerde ise uyuyan volkanlar aynı anda uyanır. Atmosfer milyonlarca ton kül ve zehirli gazla karanlığa gömülür. İkincisi, termal şok. -85 derecedeki donmuş yüzeye aniden güneşten gelen yoğun radyasyonlar çarpar ve güneş ışığıyla hızla erir. Buharlaşan su kütleleri devasa fırtınalar ve kasırgalar yaratır. Atmosfer aşırı nemlenir ve büyük sel felaketleri başlar. Bu gezegenin tarihinde görülmemiş bir enerji salınımıdır. Bu erime atmosferi kaotik fırtınalar ve kıyamet kasırgalarıyla doldurur. Güneş geri dönmüştür. Ama bizim tanıdığımız dünya artık yoktur. Donarak ölmekten kurtulan her ne varsa, şimdi de kaynayarak, boğularak veya ezilerek can vermiştir. Teorik olarak çok derin yer altında nükleer enerjiyle çalışan sığınaklar kısa süreli bir kurtuluş sağlamıştır. Fakat güneşin dönüşüyle gelen depremler, gaz sızıntıları ve kaynak kıtlığı onları da sessiz bir sona sürükler. Dünyanın yörüngesi artık kararsızdır. Yazlar daha yakıcı, kışlar daha dondurucudur. Güneşi bir yıllığına kaybetmek, bize onu sonsuza dek farklı bir gözle görmeyi öğretmiştir. Bize hayat veren yıldız, aynı zamanda ne kadar kırılgan bir denge üzerinde durduğumuzu hatırlatan acımasız bir hükümdardır. Ve belki de bu korkunç düşünce deneyi bize en çok o hassas dengeyi hatırlatıyor. Gerçekte gezegenimiz, güneşin enerji üretirken kaybettiği kütle yüzünden her yıl ondan 1,5 santim kadar uzaklaşıyor. Bu, evrenin doğal, yavaş ve öngörülebilir dansıdır. Şu an anlattığım senaryodaki gibi bir anda yok olması ise, bu, bildiğimiz fiziğin kurallarını yıkmak anlamına gelirdi. Güneşimiz ömrünün yarısında milyonlarca yıllık yakıtı olan son derece kararlı bir yıldızdır. Bir anda sönen bir lamba değil. Bu yüzden bu senaryo belki de bir kabus olarak kalacak. Ama bize içinde yaşadığımız o sakin ve düzenli sistemin ne kadar değerli ve belki de ne kadar nadir olduğunu gösteren bir uyanış. Peki sizce bu 12 ayın hangi anı en korkutucu soğudurdu? Mutlak karanlık mı? Dondurucu soğuk mu? Açlık mücadelesi mi? Yoksa ateş ve suyla gelen kaotik geri dönüş mü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ve yarın sabah güneş doğduğunda ona farklı bir gözle bakın.